Ki. Nasıl oldu bütün bunlar ya? Ha? Hı? Ne olur bu sefer yalan söyleme baba. Baba demesene Şerife. Ne diyeyim ya? Ne diyeyim? O büyüttü bizi. Doğru, ben büyüttüm. He. Sen büyüttün, doğru. Sonra da terk ettin, gittin ama. Ben şimdi anladım her şeyi. Biz sana bırakılmış iki tane emanettik zaten, değil mi? Yük olduk sonra sana, yük. Hatta sırtında kambur olduk, değil mi? Anlatsana. Anlat! Poyraz 3 yaşındaydı. Sen birkaç aylıktın sizi bana getirdiklerinde. Kim getirdi? Turgut diye biri. Adil Topal'ın sağ koluydu o adam. Sen bu Adil Topal'ı hiç görmedin mi? Yok. Sadece Turgut'u biliyorum. Niye kabul ettin? İyi para verdiler. Başka? Hepsi bu. Bu kadar biliyorum benden. O zaman niye Adil Topal olarak karşımıza çıktın? Bu Almanya'da hapse girme mevzusu vardı ya. Doğru. O zaman Ufuk buldu beni. Dedi işte Adil Topal olacaksın. Poyraz'ın babası olacaksın. Ne istersen hallederiz dedi. Ben de vekil olmayı istedim. Adamlar çok güçlü tabii. Tık diye bitirdiler işi. Bir de dedim uyuşturucu işine girelim. Parayı tez elden kaparım dedim. Patladın ama. Senin yüzünden. Sen nasıl anladın? Eski evde eşyaları karıştırırken bir kan grubu kartı buldum. Senin kan grubu kartın. A, RH pozitif. Ben sıfır negatifim. Meltem de öyle. Biliyorsun öyle olmuyor işler. Neyse. Arabada bıraktığın kanlı mendili gördüm. Zaten aklıma şüphe de düşmüştü. Bizim Aslı'yı çağırdım. Bu mendil, bu yıkan babama ait. Bu da benim saç dilim, tamam mı? İkisini karşılaştıracaklar, anladın mı? Amirim ne oluyor? Soru sorma. Bunları sana dediğim adrese götüreceksin, anladın mı? Çok önemli. Tamam, siz merak etmeyin. Sonra bir rapor geldi. Zaten orada her şey belliydi. Ya bir anlatsana şunu, ne yapmaya çalışıyorsun? Senin kan grubun ne? Ne alaka şimdi? Sıfır negatif değil mi? Evet. Benimki de öyle. O akşam evde bir kağıt buldum. Üstünde babamın kan grubu yazıyordu. A, RH pozitif. Ya ne E'si? A, RH pozitif olan bir insanın çocukları sıfır negatif olamıyor. Anladın mı? Kıllandım ben de. Emin olmak istedim. DNA testine gönderdim. Sonuç ortada. Bu herif bizim babamız değil. Abi sen ne diyorsun ya? Bu herif çok daha büyük bir şeyler saklıyor. Anlayacağız. Bunca zaman her şey yalan. Hepsi yalan. Ne yapacağız o zaman? Ne yapacağız? Bilmiyorum ama köşeye sıkıştırıp öttürmenin yolunu bulacağız. Ne yapacağız? Nasıl yapacağız? Yardımcı olacak bir iki tanıdığım var.
Demek istihbarat orada girdi devreye. Onlarla zaten irtibattaydık. Zaten senin peşindelerdi yani. Yalnız bu öldürme olayından benim de haberim yoktu tabii. Ona orada karar verdik. Böylece hiç kimse hiçbir şeyden şüphelenmeyecekti. Yayını keser misiniz? Kes yayını kes! Efendim Sayın Genel Başkanım. Ne istifası ya? Komplo bu. Hepsi yalan. Ses kaydı düzenlemişler hakkımda. İstifa istifa yok lan. Git oradan. Komplo diyorum, anlamıyor musun? Kavuşum. Gel oğlum, gidelim, gel. Ne oluyor ya? Siz kimsiniz? Arkadaşlar istihbarattan. Ne? Bak, eğer yaşamak istiyorsan önce ölmek zorundasın. Adil Topal olmadığını biliyoruz. Benim babam falan da değilsin sen. Kimsin lan sen? Bunu sonra öğreneceğiz. Şimdi vaktimiz çok az. Bu yeleği içine giy. Fünyeli. Biz uzaktan patlatacağız. Bu silahı da al. Kuru sıkı. Kameraları da ayarladık. Bora seni kaçarken vuracak. Gerisini biz halledeceğiz. Siz ne diyorsunuz ya? Yaşamak istiyor musun? Evet. O zaman sadece söylediklerimizi yap. Hadi, vaktimiz yok. Poyraz, anlatacağım her şeyi. Tabii. Anlatacaksın zaten. Hastane, ambulans, her şey ayarlandı yani. He. Cenaze bile. Ulan bir kişi bile gelmemiş. Resmen kimse gelmemiş. Allahsızlar ya. Ulan öldük be, öldük. Bir Fatiha'yı bile çok gördü şerefsizler. Nankör herifler. Tamam anladık, genel başkan gelmedi. Ama insan bir çiçek gönderir değil mi? Onu bile yapmamış adi herif. Peki. Selin'e şöyle bir kart geldi. Üstünde rakamlar var. Bir fikrin var mı? Selin işte Turgut'un kızı. O adam anca bu kızın sayesinde ulaşırsın demiştim sana. Ya sen merak etme. Kızın yanına girdim ben çoktan. Ey başını, ey başını! Ey başını, ey, ey! Kaldırma başını. Sen onu bunu bırak da. Bunu kızın babası göndermiş olabilir mi, onu söylesen. Ne bileyim oğlum, adam için öldü diyorlardı. E senin için de öyle diyorlar. Ama hayatta hiçbir şey göründüğü gibi olmuyor. Neyse. Hadi sana iyi geceler. Şişt, bir şey diyeceğim ha. E sen şimdi yeni yıla ölü girdin. O zaman bütün yıl boyunca ölüp ölüp dirileceksin. Ben ne yapacağım oğlum? Burada kapattınız beni buraya. Sen birazcık daha buradasın. Sonrasına bakarız. Tamam? Hadi Meltem. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.